Uyandın mı annesinin bir tanesi? Ha? Hadi oğlum, hadi. Hadi uyu, hadi. Kemal. Kemal, kalk işe geç kalacağız kardeşim. Divan biraz serttir. Rahat edebildin mi? Ettim kardeşim. Sağ ol. Yemler neden hala burada duruyor? Ben size akşamleyin bunlar ahıra kalkacak demedim mi? Ömer Reşit ağam, ırgatları gönderince sen sabaha kal... Tamam, tamam. Gözüm görmesin. Kaldırın bunları buradan. Mehmet'e de haber ver, gelsin traktörlerin yağını değiştirsin. Hadi. Hem anadan hem kardeşten. Eyvallah, sağ olasınız. Hem anadan alın. Sen ne yapıyorsun? İyi, aferin. Devam et. Hop, 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 hop. Dur hala, dur. Sen burada ne dolaşıyorsun? Hanımın emri var. Senin çiftliğe girmen yasak. Bunu bilmiyor musun? Daha bak. Yürü kalk git, beni dellendirme. Senin çiftçi başılığın bana sökmez, tamam mı? Ben Yasin emmiyi görmeye geldim. Hadi sağ kolay gelsin. Allah Allah. Sabah şerefleri hayırlı olsun. Allah Allah. Sana da hayırlı olsun Ramazan. Hoş geldin Ramazan'a. Hoş gördük Seyyar ana. Bak, 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 bak. Beni nereye götürüyor? Bak, bak. Yemin ediyorum var ya, senin menemeninin üzerine menemen yapabilecek adam bu memlekette yok diyorum ya. Karnın aç mı? Sana da bir tabak koyayım mı? Yok, yok. Çok sağ ol. Bir dahaki gelişme inşallah yerim. Şimdi mühim bir iş için geldim ben buraya, biliyor musun? Yasin emmi, elini öpmeye geldim senin. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü? Yemin ediyorum hangi dağda kurt öldü bilmiyorum ama... Ben senin hayır duanı almaya geldim. Evleniyorum ben. Bahile. Hayırlı olsun evladım. Sağ ol. Ey güzel Allah'ım, bana bu günleri de gösterdin. Ağlayacağım bak. Hayırlı olsun Ramazan. Sağ ol, sağ ol. Baba, ha. Bu sefer kızın rızasını aldın değil mi? Kız, de git. Deli deli konuşma Allah aşkına. Ne biçim laf o öyle? Ya tamam Seyyar ana, bırak içini döksün. Merak etmeyin Gülizar Hanım. Rızasını aldık. Pakize he dedi. Ya zorla güzellik olmuyormuş. Onu anladım. Bir de hani seni istemeyen de inat etmek de olmuyormuş. Onu da anladım. Ben sevmeyi bilmiyorum ya. Ana baba yok tabii. Kimse öğretmemiş. Ama Allah'tan yani Cenab-ı Hak bu dünyaya Pakize gibi bir kız yollamış. Sevmeyi de, sevilmeyi de Ramazan'a öğretti ha, yemin ediyorum. Ya meğer sevdalanmak güzel şeymiş ya. Hah, torunumu örüyorum. Diğer soğuklarda sıcacık. Hala niye hazırlamadılar sofrayı? Ha bilmem ki. Danış gitmişim ben de. İyice boşladılar işi. Güllü. Sana bir şey diyeceğim kızım ama... ...kızmak yok değil mi? Ne var anne, ne oldu? Dün babayı görmeye gittim ya. Baba ne değil kızım. Dağ gibi adam çökmüş kalmış. Bana ne bundan? Bana bak ana. Onun için para falan isteyeceksen. Yo yo, para falan değil. Baban torununu görmek istiyor. Gülsen öyle üzgün, öyle pişman ki. Torunum deyip ağlayıp duruyor koca adam. Müsaade etsen de bir yüzünü görse ha kızım. Olmaz. Bu bahsi kapatalım ana. Seninle de bozuşmayalım. Thank you.
Hanımım. Hanımım. Ne var işte bende? Zaloğlu çiftliğe geldi. Defet gitsin. Soysuz. Hala ne yüzle geliyor kapıma? Gönderdim. Gitmiyor. Zorla müştemilata geçti. Yasin Ağa'ya söyleyecekleri varmış. Bir adamı zapt edemiyor musun? Elini kolunu sallayarak nasıl giriyor müştemilata? Reşit Efendi. Yapamıyorsan ağalığını, yapana mani olma. Yalnız bir gelinlik alamadık. Ona da pakize bir şey demedi ama. Nasıl yani? Düğün gecesine gelinlik giymeyecek mi? Nasıl söz öyle kız? Gelinlik giyecek tabii ama parayla alamadık. Yani kendisi evde dikiyor. Fazla masraf olmasın dedi pakize. Yemin ediyorum var ya melek gibi kız. Öyle yani ne yapalım? Bak. Bak düğüne bekliyorum ha hepinizi. Geleceksiniz tamam mı? Tabii ki geleceğiz ya. Gambersiz düğün olur mu hiç? Ha. Gelmesine geliriz de bakalım hanım izin verecek mi değil mi Yasin? Senin ne işin var burada? Gidiyorum zaten. Bak bekliyorum ha düğüne tamam mı? Çok sevinirim yemin ediyorum gelirseniz. Hem Pakize de sevinir. İzin vermeyen olursa da haberim olsun. Güliza, hala niye hazır değil kahvaltı? Sizin keyfinizi mi bekleyeceğiz? Hazır, hazır. Hemen getiriyorum ben. Hoş geldin Paşazade. Hoş bulduk. Adres verip buluşalım deyince merak ettim. Büroyu ilk sen gör istedim. Geç otur. Ne bürosu? Hukuka yeniden geri döndüğüme göre bir büro gerekiyor öyle değil mi Paşazade? Sen hakikaten ciddisin Orhan. Evet, hem de çok ciddiyim. Benim senden bir istirhamım olacak Paşazade. Tabii, nedir? Biliyorsun, uzun yıllardır Adana'da değilim. Pek çok fabrika açılmış, cemiyete yeni yeni isimler katılmış. Bu isimlerin hepsiyle tanışmak isterim. Seni de tanımadığın kimse yoktur azizim. Bir açılış yapmayı düşünüyorum. Bana bu konuda yardımcı olursan sana müteşekkir olurum. Ne demek? Memnuniyetle. Hiç merak etme. Adana'nın tüm ileri gelenleri bu açılışta olacak. Teşekkür ederim. Ama ben sadece Serap Hanım'ın avukatlığını üstlendiğini zannediyordum. Neticede avukatlıktan kazanacağın paraya ihtiyacın yok. Açıkçası bu büroyu açmana şaşırdım. Mesele para meselesi değil Paşazade. Sen de biliyorsun. Çalışmayınca kendimi işe yaramaz hissediyorum doğrusu. Biliyorsun, yıllar önce Ankara'ya giderken büyük hayallerim vardı. Demokrat Parti'den milletvekili olduğumda bu hayallerin tamamına kavuştuğumu sanmıştım. Ama politika denilen bataklık çok yüzlülük gerektiriyor. Bütün inancımı yitirdim. Aldığım hukuk nosyonunu ben de hizmet için kullanacağım. Anlaşılan hiç değişmemişsin Orhan. Hep aynı idealizm. Çok değiştim Paşazade. Çok. Artık büyük hedeflerim yok. Anlaşılan zevk için dava alacaksın ha? Öyle mi? Öyle de denilebilir. Bakalım Seher ne diyecek bu işe? Bu hafta geliyor değil mi? Henüz kesin bir şey söylemedi. Açıkçası bilmiyorum. Pakize, ben şimdi belediyeye gidiyorum. Bu nikah memuruyla görüşeceğim. Muhsin Usta'nın ahbabıymış. Adama rica edeceğim. Gelsin burada kıysın nikah, ha? Tamam. İyi git konuş. Ama çok geç kalma, tamam mı? Bak daha yapacak bir sürü iş var. Ya tamam kızım, sen merak etme. Bir de ben bir yere uğrayacağım bu nikah şekeri için, tamam? Tamam. Ne yapıyorsun Ramazan? Ayıp. Ne ayıp ya? İki gün sonra sen benim nikahlı karın değil misin ya? Olsun, yine de ayıp. El alem eşek. Thank you.
torunumu getirdi bana. Güllü torunumu getirdi. Güllü kızım, torunun nerede? Ne var? Ne istiyorsun? Pakize'yi görmeye geldim. Allah Allah. Pakize'yi görecekmiş. Beni çitlikten kovarken iyiydi ama. Bizim seninle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Pakize, seninle konuşacaklarım var. Pakize'nin seninle konuşacak hiçbir şeyi yok. Git buradan. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Sen olsan seni sever miydin? Hı? Affedersiniz, hata ettim gelmekle. Güllü, gitme. Geç içerim hadi. Pakize, kızım ne yapıyorsun sen? Evime gelen misafiri kovamam ben Ramazan. Hadi sen git işleri hallet, akşama görüşürüz. Hadi Ramazan. Allah Allah. Neden geldin? Evleneceğini duydum. Eğer benim gelinliğimi giyersen çok mutlu olurum. Gerçi bana mutluluk getirmedi ama sana getirmesin dilerim. Hani biz arkadaş değildik? Unuttun mu? Unutmadım. Ama unutmak istiyorum Pakize. Bu dünyadaki tek sırdaşım, arkadaşım, kendimden bildiğim tek insandın. Senin kalbini çok kırdım Pakize. Senden çok özür dilerim. Eğer bu hediyeyi kabul edip giyersen çok mutlu olurum. Ama etmezsen de anlarım Pakize. Madem bu kadar istiyorsun. İstemez miyim hiç? Kabul ediyor musun ha? Giyecek misin? Giyeceğim tabii. Pakize. Güldü. Seni o kadar çok özledim ki. Çok yalnızım. Kız Güllü. Kız Pakize. Beni affedebilecek misin? Ettim bile. O kadar çok özledim ki seni. Hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen yemekten önce sana su hazırlayayım ha? Bu saate kadar atölyede yorulmuşsundur. Atölyede değildim. Kahvede Ahmet'le oturduk biraz. Öyle mi? İyi yapmışsınız. Sofraya geçelim mi? Kuru fasulye pilav yaptım, tam senin sevdiğin gibi. Üzerim değişip geliyorum ben. Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk. Orhan Bey geldiler. Sizi salonda bekliyorlar. Hay Allah. Tamamen unutmuştum.
Orhan Bey, çok özür dilerim. Şehirdeki işlerim tahmin ettiğimden daha uzun sürdü. Kusura bakmayın, ne olur. Rica ederim. Sağ olsun, Zehra Hanım yalnız bırakmadı beni. Biz de Muzaffer Ağa'yla oynadık birazcık. Ben sizin fazla vaktinizi almayayım. Yoldan geldiniz, yorgunsunuzdur. Fabrikayla ilgili istediğiniz araştırmayı başlattım. Birkaç dilekçenin imzalanması gerekiyor. Hepsi o kadar. Tamam. Ama ne olur bunu yemekte konuşalım. Uzun uzun rahat rahat konuşuruz hem. Lütfen ricamı kırmayın. Nasıl isterseniz. Gülizar. Orhan Bey de bizimle yemeğe kalacak. Hanımımın izin vermesine çok şaşırdım. Çok. Vallahi ben de pek ihtimal vermedim ama... hiçbir şey sormadan Gülizar'a gidin demiş. Serap Hanım kendi meselesine bizi katmayacak kadar vicdanlı bir insandır. Tabii. Biz de gideriz değil mi Reşit? Madem bu kadar istiyorsun, gideriz tamam. Siz burada çene çalın. Yukarıda Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Ne diyorsun gene Gülizar? Ne söyleyeceğim ya? Orhan Bey Hazretleri bu akşam da yemeğe kalıyormuş. Onu diyorum. Biraz daha ister misin? Hayır sağ ol. Doydum. Ellerine sağlık. Kemal. Neriman'a söylediklerimi duydun değil mi? O yüzden bana bu kadar kızgınsın. Bak. Mahkeme yüzünden sinirlerim harap olmuştu. Seni üzdüysem çok özür dilerim. Ne olur anlamaya çalış beni. Olanları hazmedemiyorum işte, elimde değil. Seni anlıyorum Halide, hem de çok iyi anlıyorum. O halde niye bu kadar soğuksun? Halide, aklın sadece kaybettiklerinde. Kaybetmekte olduklarının saf farkında değilsin. Kemal, lütfen. Ne düşünüyorsun? Hiç. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne olacak ki halde? Bilmem. Belki bir şey vardır. Yok. Öyle uzaklara dalıp bakıyorsun ki. Belki benden sakladığın bir şey vardır. Ne demek istiyorsan açık konuş halde. Bir şey Kemal. Ramazan'ın düğünü yarın. Gidecek miyiz? Gideceğiz tabii. Abbas. Burada bir lavur. Bugün
alkol almak serbest. Güvey olmadan evvelki son geceğimiz. Fena mı işte, benden kurtuluyorsun artık. Ya o nasıl lahırdı Hafız ya? Kardeşim, evler yan yana. Evler yan yana ya. Yok, artık sen benim yüzümü iyiden iyiye unutur, bir daha bakmazsın yüzüme. Ulan kabak, sen de amma nazlı çıktın ha. Duyan duymayan da diyecek ki, Ramazan Hafız'ın üstüne kuma getiriyor diyecek. Tövbe de, tövbe de. Nasıl lakırdıymış öyle? Hafız, benim sana bir şey danışmam gerekiyor hususi. Git sen onu eniştene danış. Çok hususi bilir ne? Sana danışmam gerekiyor. Madem bu kadar hususiymiş, söyle bakalım, canım isterse yardım ederim. Canım istemezse... İster, ister. Yardım ederim. Şimdi Hafız, yanlış bir şey yapmayalım diye konuşuyorum seninle, anlıyor musun? Yanlış anlama yani. Şimdi yarınla ben evleniyorum ya. Şimdi yarın düğün. Eğlence. Karanlık. Zifaf. Vur, vur. Nasıl yapmak gerekiyor dinimizce diyorum. Ramazan. Yoksa sen hiç... Ya yürü kalk git. Hafız ya. Ben sana dinimizce diyorum kardeşim. Yani yanlış bir dene bir şey yapıp günaha girmeyelim diyorum. Anladın mı? Günaha girmeyelim yani. Ya bak erenler. Ya dinimizi böyle rakı sofrasında mevzu bahis etmek günahtır. Of, Hafız. Ama ben seni anladım. Anladım. Sabah sabah. Sabah olsun. Ya şu zakkım çıksın kanımızdan. Ben sana anlatacağım. Yüce yaradanımızın bizlere bahşettiği cennet bahçelerinden meyvelerin nasıl toplanması gerektiğini. Usul usul. Usul. İncitmeden. İncitmeden. Yarın bağrında nasıl konuklanacağını. Dinimizin emrince. Nasıl? Güzel olmuş muyum? Olmuş. Hadi hazırsan gidelim. Peri padişahın kızı gibi olmuşsun ha. Ne işi var bunun burada? Nikah şahitleri de gelsin lütfen. Evlenmek için vermiş olduğunuz kararınızı evvelce yazıyla bildirdiniz. Bu isteğiniz üzerine gerekli incelemeleri yaptık.
medeni durumlarınızı araştırdık. Kanunen evlenmenize mani bir durumunuz olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bize yazıyla bildirmiş olduğunuz isteğinizi benim ve şahitlerinizin önünde sözle de bildireceksiniz. Bayan Pakize, Bay Ramazan'la evlenmeyi hiçbir etki altında kalmadan kendi rızanızla kabul ediyor musunuz? Evet. Bay Ramazan, Bayan Pakize ile evlenmeyi hiçbir etki altında kalmadan kendi rızanızla kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Benim önümde ve şahitlerin huzurunda birbirinizle evlenmek istediğinizi ilan ettiniz. Belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.